Manchester City, Kaptan Amerika ya da gerçek adıyla Chris Evans bunları duyduğunuzda ortak bir noktada bunları bütünleştirmeye çalıştığınızda benim aklıma ilk şu anda Tekno geliyor aslında. Çünkü hepimiz görüyoruzdur. Billboard var orada burada işte Manchester City sponsoru işte Chris Evans'ın oynadığı reklamlar vesaire falan Tekno bu reklam işini bu noktada çok iyi yaptı. Manchester City sponsorluğu işte Chris Evans'la reklam çalışmaları vesaire derken hepimiz artık Tekno'nun farkındalığına varmaya başladık ve bütün bunları yapan yani bütün bu büyük markalarla büyük isimlerle çalışan markayı düşündüğümüz zaman da bir noktada bu markanın yerli bir cihaz üretiyor olması ülkemizde çok ilginç geliyor değil mi kulağa yani düşünün siz işte Chris Evans'ın sponsoru işte Chris Evans markanın reklam yüzü işte Manchester City'nin sponsoru olan bir marka bizim ülkemizde direkt bir telefon üretimi yapıyor. Bu güzel bir şey ve ben de Tekno'nun zaten ülkemizde ürettiği cihazların başında gelen şu anda Spark 7 Pro'nun incelemesini yapacağım. Kutu açılışını Aydoğan yapmıştı zaten. Biz de bugün cihaza böyle daha detaylı girişeceğiz. Ben size cihazın çok ilginç yönleri var onu anlatacağım. Eleştireceğim noktalarını da söyleyeceğim ve hepsini göreceksiniz ki ortaya ne çıkmış. Şimdi bunun için önce tabi cihazı elime alarak başlıyorum yine çünkü çok ilginç şeyler karşılayacak bizi. Normalde mesela nereden başlayalım? Tasarımdan başlayalım. Hadi gelin tasarımdan başlayalım. Cihazın arka tarafından başlayacağım. Arkada plastik bir yüzey var zaten gördüğünüz gibi böyle tırtıklı vesaire. Sesi de geliyordur zaten böyle yaptığım zaman. Bu okey. Neden okey? Çünkü leke tutmuyor. Yani ben bu yüzeyleri hiçbir şekilde karşı değilim. Çünkü leke tutma konusunda sıfırlar hani öyle cam olsaydı mesela sürekli sil işte yağ yaptı şu bu falan gibi dertler oluyordu. Burada o yok. Ama arka tarafa baktığımda bir parmak izi okuyucu görüyorum. Bu biraz daha böyle geçmişi andırıyor bana. Yani 2021 yılındayız ve hatta bugün 13 Aralık 2021. Yani 13 Aralık 2021 demek 2 hafta sonra artık biz 2022'ye giriyoruz demek. Ve 2022'de ben mesela kaç cihazda arka tarafta parmak izi okuyucu göreceğiz bu noktada kafamda soru işaretleri var. Ama bunlardan birinin en azından Tekno 7 Pro olacağını, Spark 7 Pro olacağını biliyoruz. Neyse gelelim kamera tarafına. Kameraların üçlü böyle alt alta dizildiğini görüyorsunuz ve etrafını şöyle bir modülle çevirmişler ve burada spark yazıyor zaten bunu da görüyorsunuz. Ya yani bu tasarım anlamında şık olmuş ve burada çıkıntı hemen hemen yok. Çünkü burada zaten böyle aşamalı bir geçiş var ve çıkıntı hemen hemen yok. Buraya kadar bu bir artı. Ama tekrar geliyorum mesela cihazın alt tarafına bakıyorum. Ama micro USB şarj aleti var. Şimdi yine 2022 standartlarında mesela ben çok merak ediyorum. Oturum 100 telefon piyasaya çıkacaksa bunlardan kaç micro USB ile olacak falan diye. Yine bu oranın düşük olacağını varsayıyorum. Ve Tekno 7 Pro da yine bunlardan biri olacak. Yani micro USB bence yerini Type-C'ye bırakmalıydı böyle bir cihazda. Ülkemizde üretilen bir cihazda. Ön tarafa geliyorum. Bir artısı var burada. Ne diyeceksiniz? Artısı burada nokta çentik kullanılmış olması. Damla çentiğe göre ben nokta çentiği çok daha estetik, çok daha avantajlı buluyorum. Ha bir tık böyle Oradaki çentimin büyüklüğü fazla gelebilir size ama olsun köşede olduğu için çok fazla böyle görüntüde sizi rahatsız etmeyen bir nokta çentik var. Bu da bir artısı ön tarafta tasarımın. Cihazın çerçevelerine baktığımda alt tarafta böyle çok hafif böyle kalın olarak varsayabileceğim bir çene kısmı var. Onun dışında yanlarda ve üst tarafta çerçeveler gerçekten çok minimal oranlarda tutulmuş. Şimdi şunu gördük değil mi? Tasarımda böyle hem güzel detaylar var hem eleştirilecek detaylar var. Ama sadece bu hem güzel detaylar hem de eleştirilecek detaylar kısmı sadece tasarımda kalmamış. Cihazın teknik anlamındaki belli noktalarında da bunları görebiliyorsunuz. Ben cihazı kullanıyorum bir süredir ve yani şu var mesela şimdi normalde biz 720p cihazlar görüyor muyuz? Görüyoruz evet ve bunu her zaman bir dezavantaj olarak sayıyorduk. Biz yine böyle işte 2022'ye girmeye yakınız artık 720p ekran paneli görmek bizim pek tercihimiz değil diyoruz. Haklıyız zamana kalırsa ama mesela burada Tekno çok ilginç bir şey yapmış. 90 Hz bir ekran paneli vermiş. Diyeceksiniz ki bunun nesi şaşırtıcı? Yani 90 Hz paneller biz görüyoruz. Evet görüyorsunuz. Ama daha önce hiç 720p çözünürlükte bir panelde 90 Hz gördünüz mü? Bu mesela çok ilginç olmuş. Yani neden böyle bir tercihe yönelmişler? Ben şaşırdım bu noktada. Belki biraz da işte böyle sıyrılmak istediler. Çünkü 1080p 60 Hz bir IPS LCD ekran olsaydı bunun muadili çok fazla var. Çok fazla cihaz var ama... 720p olup da 90 Hz olan cihaz pek fazla yok. Şimdi çözünürlükten ve grafik kalitesinden ziyade akıcılık arayan insanlar da var. Onları da anlıyorum ama yani bence 1080p 60 FPS olsaydı mesela benim nazarımda daha hoş olurdu. Daha tercih edilesi bir seçenek olurdu. Ama Tekno bu şekilde tercih etmiş ve ben sanıyorum ki 720p 90fps tercih edecek kullanıcılar da vardır. Onların da düşüncesine saygı duyuyorum. Ben sadece burada kendi düşüncemi paylaşmış oldum. Ekran boyutuna gelince de burada bu bahsettiğim panel 6.6 inçlik bir boyuta sahip. Yani gayet büyük bir ekran paneline sahip cihaz. Ekran konusunda bol bir alan var. Cihazın teknik özelliklerinden devam edelim. 4 GB RAM 128 GB dahili depolama ile satılıyor. 4 GB RAM Yeterli mi derseniz yeterli. 4'ün aşağısını biz pek tavsiye etmiyoruz ama 4 bizim için sınırdır. 4'ün yukarısı 4 işte 6 gibi RAM değerlerinde tercih yaparken çok fazla korkmanıza gerek yok. Bu gibi RAM değerleri sizin yani günlük kullanımınızda her türlü ihtiyacınıza cevap verir. İşlemci tarafına geldiğimizde yine teknik özelliklerden gidecek olursak benim çok sevdiğim bir işlemci serisi var biliyorsunuz Mediatek'in G serisi çünkü fiyatları çok uygun oluyor. Uygun fiyata karşılık performansları yüksek oluyor. Burada da mesela G90T, G95 gibi işlemcilerden biraz daha geriye gittiğimizde yani tarihleri biraz daha geriye aldığımızda çıkan ve yine çok beğenilmiş bir işlemci vardı. O da Mediatek Helio G80. G80 yerine evet belki de bir G90T gibi daha güncel versiyonları tercih edilseydi daha avantajlı olurdu ama burada da Tekno tercihini G80'dan yana kullanmış ki G80 hala bu segmenti göz önüne aldığımızda güçlü bir işlemci. Bunun tabii ki de yani bir gerçek olduğunu söylemek lazım ve yani burada cihazın zaten testlerine baktığımız zaman da sentetik testlerini hemen tekrardan sayılarda hata yapmamak için şu için şuradan açıp kontrol ediyorum cihazın sentetik testlerde aldığı skoru. Önce ben Antutu testini gerçekleştirdim. Burada TeknoSpark 7 Pro G80 ile birlikte 220.784 puan aldı. Geekbench'te de tek çekirdekte 370 çoklu çekirdekte 1369 puan aldı. Bu puanlar güzel puanlar ki biliyorsunuz zaten. Biz hep söyleriz işte bir psikolojik sınır vardır deriz. Burada mesela orta hani bu ayardaki bir cihazda Antutu'da 200 bin genelde psikolojik sınırıdır ve işte Geekbench'te de işte 1300 gibi 1250 gibi rakamlar psikolojik sınırdır. Burada başarılı performans anlamında başarılı ki bunu zaten PUBG oynadığınız zaman da cihazın hem oynattığı ayarlarda yani HD ayarlarda ne kadar akıcı bir oyun sunabildiğini görüyorsunuz. Hem de cihazın takılmadan PUBG'yi rahatlıkla oynatabildiğini görüyorsunuz. Bunlar da cihazın artıları oluyor. Şimdi geleceğiz burada kameraya tabi. Kamerada burada göreceğiniz şu üçlü kamera modülü 48 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebilmenize imkan tanıyor ana kamerayla birlikte. Yani fotoğraf performansı konusunda ne kadar başarılı diye bana soracak olursanız ben size yine çektiğim fotoğraflar üzerinden örnek vererek anlatacağım ve onlar üzerinden konuşarak gideceğiz ama kameranın hani benim tabirimle biraz oyuncaklı olduğunu da söyleyeyim. Yani ne var mesela oyuncaktan kastın diyeceksin. Mesela eğer yani artırılmış gerçeklikle böyle işte e, hani oluyor ya böyle gözlük takıyorsunuz falan kafaya. Öyle şeyler çekebiliyorsunuz. Mesela burada ben Eren'e bir atkı giydirdim. Böyle bir Adana Demirspor formasına benzer bir şekilde bir böyle bir atkı giydirdim öyle bir mesela bir videomuz var. Onun dışında mesela kendi kafamı civciv kafasıyla değiştirebiliyorum falan gibi böyle biraz oyuncaklı bir arka kamera var ki hatta mesela bokeh video çekebiliyorsunuz. Bunu çoğu mesela nasıl diyeyim? orta üst segment cihazlarda bile bulmak çok zor bir özellik bu. Buna rağmen burada Tecno Spark 7 Pro bunu verebiliyor mesela. Burada da zaten size örnek olarak şöyle çektiğim bir video bokeh örneğini de göstereyim. Yaklaştır böyle telefona doğru. Aa elin blur'a düştü can. Sen başarılı buldun mu bu Kedoş? Görmeden bilemem abi. <laughs> güzel, güzel, güzel. Can, can beğenmiş. Görmeden nasıl beğendi bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi kamera aslında bayağı özellikle yani Bu video bokeh kısmında ama bir parantez açacağım ufak. Video bokeh çekmek istiyorsanız burada 720p'de tutmanız gerekiyor çözünürlüğü. Normalde 2K çözünürlüğe kadar video çekebiliyorsunuz bu kamerayla. Ama tabii işte ben bokeh bir video çekeceğim derseniz 720p'de kısıtlısınız. 1080p ve 2K'da bokeh video çekemiyorsunuz. Sadece 720p'de çekebiliyorsunuz. Bunu parantez içinde bu bilgiyi vermiş olayım. Sonrasında da gelelim zaten fotoğraf performansına. Fotoğraf performansından memnun kaldım mı derseniz, Şurada kedi dostumuzun fotoğrafını çektim ben. Yani kedi dostumuzun tüyleri müyleri gayet yerli yerinde çıkmış durumda. O gözlerinin, o işte hani göz bebekleri falan her şey yerli yerinde. O tatlış patileri de gayet yerli yerinde. Bu fotoğraf mesela benim beğendiğim fotoğraflardan biri oldu. her fotoğrafta neden istediğim performansı alamadım? Mesela şöyle örnek olarak beğendiğim fotoğraflardan yine gitmek gerekirse Metrobüsün camı, camından çektiğim bu fotoğrafta örneğin görüyorsunuz ki boğaz manzarası arada bir cam olmasına rağmen gayet iyi aktarılmış durumda. Ha tabi karşı böyle tarafa zoomlayıp evlere bakacak olursanız evet orada bir o pastel boyalaşma dediğimiz durumu görmeniz olası. Ama yine de bence güzel fotoğraf olmuş. Öte yandan o pastelleşmenin olmadığı şöyle bir AVM fotoğrafımız var. Orada mesela Starbucks'ın yazısı ne kadar net gözüküyor. Aşağıdaki Vakko yazısı işte üst tarafta arkada kalan binalar ne kadar net gözüküyor. Burada aslında fotoğrafın biraz da işte dediğim gibi ek unsurlardan ışık vesaire gibi veya hareket gibi noktalarda ne kadar etkilenip etkilenmediğini de anlamış oluyoruz. Şurada gördüğünüz mesela makro center fotoğrafı var. Bu da gayet güzel fotoğraflardan biri konumunda. Sonra yine böyle kedi dostlarımızın böyle fotoğrafları var çok tatlı uyuyorlar. O fotoğraflarda gayet bence yerli yerinde diye örneklendirmiş. Olayım birkaç örnek fotoğraf daha şöyle size. Sunayım zaten burada da fotoğraf kalitesini kendiniz de görebilmeniz adına. Ama mesela iş gece fotoğraflarına gelince ben beklediğimi bulamadım. Ha beklentim çok yüksek değildi. Yani segmenti göz aldığım zaman beklentim çok yüksek değildi. Ama nedense çektiğim gece fotoğraflarında ben pek tatmin olamadım. Gece modunu kullandığımda e, grenleşmelerin ve o e, ufak renk ve detay kayıplarının biraz artmaya başladığını gördüm. Sanki dedim acaba e, gece modu kullanmak yerine normal modda kullansam daha mı iyi oluyor falan diye bir düşündüm. E, fazla odaklarken cihazı biraz evet e, dikkatli olmak gerekiyor. Odaklama süresinin uzun olduğu gece fotoğrafı vesaire çekiyorken yani genel anlamda kamerayı düşündüğümüz zaman Kamera bence yani başarılı sayabileceğim taraftan ziyade böyle sizin ihtiyaçlarınızı talep verebilecek tarafta kalan bir kamera yani bir kamera var bir çekim yapabiliyor. Muhteşem işler ortaya çıkartayım dediğinizde onlar yok ama çok da oyuncaklı bir kameraya da sahipsiniz bunu da unutmamak lazım bu oyuncaklı tabirinden de kastım şu zaten i̇şte dediğim gibi bu eğer görüntüler çekmeye video bokeh gibi ekstralar normalde kolay kolay bulamayacağınız ekstralar. Kamera konusunu kapattığımıza göre gelelim şarj tarafına şarj tarafında beni şöyle şaşırttı 5000 mAh'lik bir batarya var. Diyeceksiniz ki ne güzel gayet bugünün ortalamasında yüksek kapasiteye sahip bir batarya var. Evet öyle çok güzel ama burada gördüğünüz en başta bahsettiğim micro USB girişi var. Bu bir dezavantaj bir kere şarj konusuna geldiğimizde en baştan bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hepimiz Type-C görmek istiyoruz. Peki ikinci dezavantaj ne burada? Burada da ikinci dezavantajınız kutudan 10 wattlık bir şarj cihazı çıkması ve cihazın 10 watt hızlı şarj desteklemesi. Yani micro USB üzerinden 10 watt hızlı şarjla 5000 miliamperlik bir bataryayı doldurmak gerçekten böyle biraz vakit alan bir iş ve yani biz bu kadar en azından mesela HVP ofisinde çalıştığımız için çoğu cihazın işte hızlı şarj özelliğine sahip cihazı da sürekli kullandığımız için işte böyle alışmışız yarım saatte bir saatte şarjın fullenmesine alışmışız. Burada o süre biraz daha uzun sürüyor onu baştan söyleyeyim o yüzden ne yapmanız gerekiyor? Yani dışarı çıkacaksanız vesaire önceden şarj planlamanızı ona göre yapmanız lazım. Yani atıyorum benim şu anda %50 şarjım var ben bu akşam dışarı çıkarsam bu %50 şarjım bana yetecek mi'nin hesabını başta kafada kurmak lazım. Çünkü ben şarjı taksam bile mesela 15 dakikalığına %50'den kaça kadar çıkacak ki benim şarjım diye bunun baştan düşüncesini kafada oturtup hesaplamaları yapıp öyle dışarı çıkmak lazım mesela şarjınız azsa özellikle. Ama şarjınız full olduğu sürece işte hem 720p ekranın sayesinde hem işte cihazın fazla güç tüketmemesi vesaire sayesinde şarjınız uzun süre gidebiliyor. Bunu söyleyeyim. Ama dediğim gibi işte böyle kritik değerlerle işte ya ben bugün %30'la bu gece bir dışarı yemeğe çıkacağım dediğiniz zaman o zaman yani o %30 size yetecek mi diye onu baştan bir hesaplamanız gerekebilir. Çünkü yani çıkmadan 15 dakika önce şarja takarsanız çok fazla o şarj yüzdesini yukarıya taşıyamayacaksınız. Bu benim gözümde bir dezavantajdır. Bir diğer benim gözümdeki bir dezavantaj da şu oldu. 16'ya 9 Fotoğraf çekmek istediğiniz zaman maalesef ki 16'ya 9 fotoğraf çekme seçeneğini vermemişler. Yani genelde yani neden 16'ya 9'da bu kadar ısrarcıyım? Çünkü şunu biliyorsunuzdur. Genelde işte sosyal medya paylaşımlarını vesaire de 16'ya 9 olarak yapıyoruz. E 16'ya 9 olarak yapınca da Hani direkt oturtabiliyoruz onları sosyal medyada. Burada 16'ya 9 yok. Böyle bir dezavantajınız daha oluyor kamera tarafında. Bu da açıkçası benim mesela eleştirebileceğim noktalardan biriydi. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben her zaman hele hele böyle büyük bir marka ülkemizde bir telefon üretiyorken ve bu üretilen telefon sayesinde ülkemize işte ekstra hani döviz girdisi vesaire oluyorken insanlar evine ekmek götürebiliyorken bu cihazı ürettikleri için işte fabrikada çalışan insanlar vesaire. Yani çok da böyle hani pozitif yaklaşıyorum cihazlara. Burada hani biraz tabii ki de objektiflik gereği artılarını ve eksilerini hepsini tek tek size sıralamaya çalışıyorum. Ama burada da yani benim yine gönlümde diğer mesela dışarıda üretilen ve benzer fiyata sahip olan bir cihaza göre benim gözümde yine burada Tekno Spark 7 Pro bir nebze daha yukarıdadır. Bunu da baştan söyleyeyim yani biraz böyle ufak iltimaslar geçiyoruz aslında cihazlara böyle yerli üretim oldukları zaman. Bu da yerli üretim cihazlardan biri ki Tekno da ülkemize Bakmayın öyle biraz sessiz sedasız girdiğine. Bence daha güzel böyle atılımlar yapacaklar. Çünkü çok yüksek potansiyellere sahip bir firmadan bahsediyoruz. Phantom X gibi modelleri var. Yani istediği zaman çok güzel şeyler ortaya çıkarabilen bir firmadan bahsediyoruz. Mesela güzellikten bahsetmişken bu cihazın da bu rengi hani gri rengi, gri renk seçeneği ama çok daha fazla renk seçeneği var. Toplam 4 renk seçeneği var. Bunları size şöyle sayayım. Şimdi bu renk mıknatıs siyah olarak geçiyor ama biraz daha böyle gri tonlarında ve böyle gradyan desenleri var plastik mat bir yüzey olmasına rağmen bunun dışında alp mavisi, ladin yeşili ve neon rüyası olmak üzere iki farklı pardon dört farklı renk seçeneği daha mevcut. Böyle cihazın güzel yanları da var. Şimdi diyeceksiniz ki fiyat ne kadar? Aslında fiyat fazla vermek istemiyorum çünkü günümüz koşullarında biraz daha fiyatlar böyle oynak oluyor. Yani bir gün baktığınız fiyat yarına göre işte yani 100 lira iniyor, 100 lira çıkıyor vesaire. O yüzden size ortalama bir fiyat vereceğim ve bugünün koşullarıyla fiyatı vereceğim. 13 Aralık 2021 itibariyle 3.300 liraya bulabiliyorsunuz cihazı. Çıkış fiyatına göre biraz daha aşağı inmiş durumda. Umarım daha da aşağı iner fiyatı. Benim en azından niyetim bu yönde. Onun dışında yani cihazda çok fazla böyle hani anlatabileceğim şeylere değinmeye çalıştım. Aktarabileceklerimi aktarmaya çalıştım. Çünkü beni şaşırtan yani genel anlamda baktığımda beni şaşırtan bir cihaz oldu. Yani 720p'de 90 FPS görmek, işte ne bileyim, ya 5000 miliamper pil görmek ama işte olmatızlı şarjının hızlı şarjın olması, işte hala micro USB görüyor olmak falan gibi hem artı hem eksi sayılabilecek noktalara cihaz sahip. Yani bütün bunları bir araya alarak da aslında Cihazı değerlendirdiğim zaman birçok yönden artısı var, birçok yönden eleştirilecek noktası da var ama çok daha iyi noktalara gelecektir diye tahmin ediyorum. Yani Mesela iyi noktaya gelmesini dilediğim bir diğer nokta da bence ön kamera oldu. Ön kamerada bence yani benim çektiğim fotoğraf örneklerinde ben istediğimi biraz daha beklentim yüksekti. Yani biraz daha yüksek bir beklentiyle ön kameraya bakmıştım. 8 megapiksellik bir ön kamera var bu arada onu da belirteyim yine parantez içinde biraz daha çekimlerdeki pastelleşmenin daha az olmasını ben tercih ederdim. isterdim en azından ön kamera açısından. Ha, genel anlamda işte fiyatını da göz önüne alırsam, yerli üretim bir cihaz olduğunu göz önüne alırsam, Tekno'nun ülkemizdeki yani önemli konu konumlanabilecek ki Spark serisi de bunun içinde önemli konumlanabilecek. Çünkü müşterinin beklentisi belli. Artık biraz daha bütçeli dostu cihazlara biz yönelmeye çalışıyoruz Türk insanı olarak. E, tercihimizi bu yönde kullanıyoruz. Yani Spark ailesi de bu noktada konumlanabildiği için ben yine satış anlamında ciddi bir başarı yakalayabileceğini düşünüyorum. Genel anlamda günlük kullanım için çok ideal bir cihaz. Yani tamam ben evet işte Micro USB vesaireyi eleştirebiliyorum ama yani bunlara çok fazla takılmadan baktığınız zaman ve işte günlük kullanıcıysanız bunlar size fazlasıyla yetecektir. Yani bunlar çünkü e, ekstra maliyet unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Yani burada Type-C'ye geçilse işte ekran paneli 1080p'ye çıksa falan. Cihazın fiyatı çok daha farklı noktalarda olabilir. Biz de o yüzden cihazın ortalama fiyatını göz önüne aldığımızda bence yani fena bir cihaz olmamış. E, bütün artılarıyla ve eksileriyle Tecno Spark 7 Pro bu şekildeydi. Aslında umarım e, sizin için bu video yardımcı olmuştur. Eğer bir Tecno Spark 7 Pro satın almayı düşünüyorsanız umarım bu video size yardımcı olmuştur. E, göreceğiniz gibi cihaz tasarım olarak gayet şık, birçok günlük kullanıcının ihtiyacını karşılayabilecek özelliğe ve performansa da sahip. Açıkçası tercih edilebilecek. Yani cihaz satın almadan önce tercih listenize yazılabilecek cihazlardan biri olmuş. Siz de eğer böyle bir satın alma kararı verecekseniz yakın zamanda ve listenize böyle bir cihaz bu fiyat bandında bir cihaz eklemeyi düşünüyorsanız bence Tekno Spark 7 Pro'yu da mutlaka ekleyin. Diğer seçeneklerinizle mutlaka karşılaştırın diyerek videoyu da yavaştan noktalayayım. Sonraki incelemelerde, sonraki karşılaştırmalarda ve ne videosu olursa olsun görüşmek üzere. Bay bay.